Bilgisayar oyunları, konsol oyunları veya mobil oyunlar, herkes bir şekilde bir yolunu bulup farklı platformlardan dünyanın en ucuz eğlencesi olarak kabul edilen, bu arada tabii ki bizim ülkemizde kesinlikle ucuz değil, oyunları oynuyor. Oynarken de grafiklerini eleştiriyoruz, tasarımlarına, her şeyine bakıyoruz ama benim en çok silahlar dikkatimi çekiyor. Her zaman her oyunda güçlü de olsa, güçsüz de olsa favori silahım olur. Eminim sizin de olmuştur. Bugün de oyunlardaki en efsane silahlara bakacağız ve en güçlüsünü seçeceğiz. Güncel oyunlarda dahil ettim. Bence sarmadan izlenecek güzel bir video. Bu tarz videoların daha sık gelmesi için de beğenmeniz, yorum bırakmanız ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız yeterli dostlar. Benim mesela favori silahlarımdan birisi en güçlü olmasa bile Half-Life'daki Levye. Evet, o Levye bence çok ikonik ve önemli. Yakın çatışmalarda her zaman kurtarıcım olmuştu. Ya da bir zamanlar hayatımın büyük bir kısmını çalan Metin 2'den Dolunay Kılıcı. Saatlerce düşürmek için uğraştığımız ama karaktersiz demircinin bir dakikada yaktığı efsane bir kılıç. Levye'de, Dolunay'da bulundukları oyunların en iyileri değil ama insanın aklına kazınıyor. Biraz da en iyilere ve en çok tercih edilenlere, en güçlülere göz atalım. Halo dünyasının efsane kılıcı Energy Sword hem görünümü hem de kullanmasını bilenin elinde muhteşemliğiyle oyuncuların en sevdiği silahlardan bir tanesi. Adam akıllı Halo oynamışlığım yok ama oynayanların ortak görüşü. Final Fantasy evrenine göz atalım ve karşımıza direkt kocaman kılıcıyla Cloud geliyor. Buster Sword ismine sahip bu kılıca ultra güçlü diyemeyiz ama Cloud'un elinde en iyisi. Belki de oyunlardaki Berserker sınıfının yaygınlaşmasını bile sağlamış olabilir. Çünkü günümüzde birçok RPG ve MMORPG'de Berserker dediğimiz sınıf kocaman kılıç taşır. Valla ben severim ama herkes sevmez. Devil May Cry'dan Dante'nin kılıcı Rebellion'a da değinmemiz lazım çünkü sadece düz bir kılıç değil, özel güçleri var. Öyle bir kılıç ki seri içerisinde kozmetik değişikliklere uğrasa da her zaman Dante'nin favorisi ve oyunun en sağlam silahı. Şahsen benim de hem oyundan hem de kılıcın kendi ...sinden dolayı şimdilik favorilerimden. Fallout hep tartışmalı bir seri olmuştur ama seveni de çok fazla var. Bu oyundaki en önemli silahımız ise Fatman ve kendisi bir nükleer silah. Atom bombasından ilham alınarak tasarlandı ve aynı atom bombası gibi yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor. Tabi pataküte sıkabileceğiniz bir silah değil, güçlü bir silah ama benden geçer not alamaz. God of War'dan Jack'tan yürüyemeyen abimiz Kratos'un en ikonik silahı Blade of Chaos. Kratos ile özdeşleşmiş bir silah ve kaç seri boyunca kaç tane tanrının içinden geçti. Son serilerde her ne kadar az görsek de abi Kratos dediğimiz zaman Blade of Chaos. The Legend of Zelda'dan Master Sword'u da konuşmamız lazım çünkü silahı tanrılar yaptı ve oyun boyunca da Zelda'nın en iyi yoldaşı oldu. Bu arada şu oyunu artık lütfen bilgisayara da getirin. Tamam, Nintendo markası ama biz de oynayalım ya. Neyse, umarım bir gün gelir. Master Sword favori silahlarım arasında. Hidden Blade, Assassin's Creed serisinin en ikonik, hatta suikastçilerin en ikonik silahlarından. Güçlü mü? Hayır, aslında silahın özel bir gücü bile yok. Olay silahın doğru zamanda kullanılması. Dövüşün en kritik zamanında. Tam her şey bitti derken rakibin boğazına bilek altından çıkan keskin bıçak. Eskiden bu bıçağı kullanmak için adamlar bir parmağını feda ediyormuş. Gears of War'dan Lancer ise yine ikonik silahlardan. Hem deli gibi atış gücü var hem de dibinize kadar giren düşmanları silahın altında yer alan testereyle doğrayabilirsiniz. Listedeki büyülü silahlarla baş edebilir mi bilmem ama kendi evreninde tam bir şaheser. Şimdiye kadar 8 tane silah gördük dostlar. Tabii ki 8 ayrı oyunu da görmüş olduk. Bunların hepsini aklınızda tutmanız lazım. Birazdan birkaç tane daha oyun ve silah göreceğiz ve videonun sonunda ben en güçlüsünü seçeceğim ama bu benim görüşüm olacak. Yorumlarda sizin görüşleriniz de çok önemli. Hatta karar veremezsem belki beraber tartışırız. AWP, bu kadar fantastik silahın arasında bu biraz komik duruyor ama çok güçlü, modern bir silah. PUBG ve CS:GO oyuncularının vazgeçilmezi ve kendi evrenlerinin tek atıcısı. Kullanması ayrı bir uzmanlık gerektiriyor ve kullanan da rekabetçi FPS, TPS'lerde insanın burnundan getiriyor. Doom'dan BFG 9000, yani namı değer Big Fucking Gun, bizim dilimizde büyük lanet olası silah olarak çevrilebilir. Doom evreninde en baba silahlardan biri. Elektrik yüklü gülleler ile iblislerin içinden geçmek için kullanılıyor. Evet, yalan yok, etkilendiğim bir silah ve favorilerim arasına alabilirim. Ateşli silahlardan devam ediyoruz ve karşımızda Destiny 2'den Yallerhorn var. Destiny oyuncularını bulmak için can attığı güzel bir roket atar. Fatman kadar büyük etki yaratmasa da hafife alınacak bir hasar yok. Ortalığı yıkar. Ayrıca tasarım olarak da çok iyi duruyor. Johnny Silverhand'in efsane silahı Cyberpunk 2077'den Malarian Arms 3516. Gülle atıyor ve çok seri. Uzuvların bir numaralı düşmanı ve yine tam cyberpunklık bir tasarım var. Umarım fanboyluk yapıp bunu en iyisi yapmam. Böyle bir şey olursa lütfen yorumlarda bana hakaret etmeyin. The Witcher'dan Geralt'ın efsane gümüş kılıcı Arendite. Verdiği ekstra hasar ile oyunun açık ara en güçlü kılıcı. Tamam, kılıç güçlü ama Geralt abimiz kullanınca güçlü. Şimdi ben kullansam eminim bir boka yaramaz. O yüzden
yüzden burada silah mı güçlü yoksa Geralt abimizin Witcher yetenekleri mi tartışılır. Elden Ring bu sene sonuna doğru adını o kadar fazla duydum ki artık yeter diyorum. Steam'de yılın en iyi oyunu seçildi. The Game Awards 2022'de yılın en iyi oyunu seçildi. Türlü türlü ödül aldı. Eleştirmenler de tam not verdi. Bu listeye bir tane silah sokamazsa ağır söverdim. Ama sorun yok. O kadar silahın içerisinden mutlaka bir tane buluruz. Oyuncular Moonveil Katana'ya aşırı bağlanmış ve gerçekten oyunun en sağlam silahı. Tabi bazı uzaktan yok eden büyü güçlerini saymazsak. Ama sonuçta burada silahları tartışıyoruz. O yüzden sorun yok. Eğer samuray bir karakter geliştiriyorsanız katana sizin en iyi silahınız ve en büyük dostunuz olacak. Büyüleyip büyüleyip kullanın. Favorilerim arasında aldım bile. Son olarak Rise Online World'ün Arvat dünyasında Banishment Reaper görünümüyle beni büyüleyen bir silah. Yıllardır oynadığım her MMORPG'de görür görmez kullanmak isterim ve galiba favorilerim arasında en iyisi bu. Kısaca Reaper yüzünden yıllarca Warrior oynadım. Neyse ki Koreli abilerimiz artık Reaper kullanan sınıfı savaşçı olarak lanse etmiyor. Yani Knight Online ve Rise Online harici diğer oyunlarda artık savaşçı yerine farklı bir sınıf var. Evet, geldik en önemli kısma. Energy Sword, Buster Sword, Rebellion, Fatman, Blade of Chaos, Master Sword, Hidden Blade, Lancer, AWP, BFG 9000, Yallerhorn, Malarian's Arms 3516, Arendite, Moonveil Katana, Banishment Reaper olmak üzere 15 tane silah gördük ve en iyisini seçeceğiz. Hepimizin favorisi Dolunay, Levia veya Half-Life'daki Cızbız olabilir ama güncel oyunlardan seçmek istedim. Hiç elektroşoku falan karıştırmak istemedim dostlar ama siz mutlaka hangi silahların olması gerektiğini yorumlara yazın. Bence bu silahlar arasında en güçlüsü açık ve net iki silah olabilir. Rebellion ve Master Sword. Çünkü ikisi de büyülü. Sadece bir çelik veya gümüş değil. Siz bu silahları en güçlü diye alırsınız. Fatman kullanan biri gelir ağzınızın ortasına atom bombasını bırakır. Yani ani bir değişimle Fatman her türlü en güçlüsü olur. Ama şimdi kullanan adam çok hızlıysa Fatman kullanan adam ateş etmeden kılıçla veya AWP ile indirebilir. Kafam çok karıştı. Yorumlarda tartışmak lazım. Sizce en iyi silah hangisi dostlar? Bu tarz videolarında devam etmesi için bu videoya beğeni atmanız, yorum bırakmanız, hala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız çok önemli dostlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.